Abdülkadir Bey'in bir sözü var. Alalım kendisinden. Devam edelim Hakan Bey. Buyurun. Semih Hanım, Semih Hanım. Dinliyoruz. Tabii Semih Hanım, bu tür yöntemler kirli yöntemlerdir ve bu tür yöntemler ters teper. Tam aksine kim kullanıyorsa ona zarar verir. Bu bir. İkincisi, AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Bugün nedir? 2023'teyiz. AK Parti kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman rakipleri için bu tür kirli yöntemleri kullanmadı. Kullanılmasına izin vermedi. Bakın bu kirli yöntemler nerede kullanıldı? Biraz önce ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değiştirildi kaset darbesiyle. Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı kullanıldı. Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı kullanıldı. FETÖ tarafından, bugün CHP'nin işbirliği yaptığı FETÖ tarafından kullanıldı. İkincisi, hatırlamıyor musunuz? Daha 2 ay öncesine kadar yurt dışında bir organize suç örgütü lideri videolar yayınlıyordu. Ve muhalefetin tüm söylemini bu videolar oluşturuyordu. Hiçbirisi çıkıp da sen orada yabancı bir ülkede Türkiye aleyhine bu videoları nasıl yayınlıyorsun? Bu videolarla siyaseti tanzim etmeye, iktidarı devirmeye çalışıyorsun. Bu kirli bir yöntem dediler mi? Erdoğan'ı devirsin de ister FETÖ olsun, ister CIA olsun, ister organize suç örgütü liderleri olsun. Bakın, son 2 ay önceye kadar bir organize suç örgütü lideri videolar yayınlıyordu ve gazetelerin manşetlerine atıyorlardı onları. Ve şimdi o niye konuşmuyor diye kampanyalar yapıyorlar. Bunlardan medet umuluyordu. Bu temiz bir yöntem miydi? Şimdi yani bana karşı kullanılırsa kötü, başkasına karşı kullanılırsa ben bundan yararlanayım. İşbirliği yapayım. Ya mafyanın yayınladığı videolarla sen seçilmiş bir iktidara karşı mücadele edeceksen zaten sen kirli bir yöntemi kabul etmişsin demektir. Buralarda ilkeli bir duruş ortaya koymak gerekiyordu. Süleyman Soylu aleyhine yayınlanan videoları manşetlerine taşıdılar. Köşe yazıları yazdılar. Kanaat önderi ilan ettiler. Bıraksan Cumhurbaşkanı adayı yapacaklardı. Şimdi kalkmışlar tutarlılıktan söz ediyorlar. Bunlar yaşanmadı mı bu ülkede? Daha 2 ay öncesine kadar. Bir kişi çıksın bu yalan yaşanmadı desin. Bazı gazetelerin manşetleri bekletildi o videolar geç geldiği için. Yani bu videoyla siyaseti tanzim etme konusunda siciller hiç temiz değil. Bakın o Ergenekon süreçlerinin madem o kadar şeydi, o süreçlerin Cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül'ü Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı yapmak için uğraştı. Kılıçdaroğlu partisinde isyan çıktı. O dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin bugün CHP listelerinden Atatürk'ün Çankaya'sından aday. O dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İyi Parti listesinden Ordu'dan aday. İzmir casusluk davasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bürokratlarını, personelini savcıların eline teslim eden Ali Babacan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim edildi. Millet İttifakı'nın ortağı. Yüksel Taşkın, CHP'nin İzmir adayı. Niye bunları söyledim? Hatırlarsanız bir harp okulu öğrencisi FETÖ'cü darbeye karışmış. Peki. Cezaevinden çıkıp geldiğinde Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kendisini kabul etti. O FETÖ'cü ne yaptı ondan sonra? CHP Genel Merkezi'nden çıktıktan sonra yurt dışına kaçtı. Oradan Türkiye aleyhinde propagandasını yapıyor. Yani şimdi FETÖ'cülerle bu kadar Erdoğan düşmanı olduktan sonra, işbirliği yapıldıktan sonra kalkıp bunların söylenmesi, organize suç örgütü liderlerinin videolarından medet umulması, yani peki, bu kirli yöntem iktidara zarar veriyorsa ben bundan yararlanayım. Ama bana zarar veriyorsa kardeşim sana da zarar veriyorsa, iktidara da zarar veriyorsa o demokrasiye zarar veriyordur. Onun karşısındayım. Bu kadar. Peki Hakan Bey, hem siz tamamlayın hem de Sayın Kılıçdaroğlu bunun haberini nereden nasıl almış olabilir? Buna yorumunuz ne olur? Şimdi efendim tabii Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı. Hı hı. Haber kaynakları da çok geniştir. Her yerden haber almış olabilir. Yani bunu
İlla ki şuradan buradan aldı, hani özel başka yerlerden aldı falan diye düşünmek yanlış olur. O herhangi bir yerden de almış olabilir. Ama daha önce de bu konuşuldu. Yani böyle bir şey, Kemal Bey bunu belirtmeden böyle bir laf geçti. Ama ben her şekilde böyle bir şeyin gündeme gelmesinin her anlamda Türk siyaseti içinde ters tepeceği görüşündeyim. Yani Abdülkadir Bey ters teper tabirini kullandı ya, ben o tabire katılıyorum. Yani bu direkt ters teper güzel olmaz, hoş olmaz. Bir de hani öyle bir şey olur ki, şimdi teknoloji o kadar gelişti ki, düşünsenize bilmem Tom Cruise'un çok ünlü bir yani şeyini, kafa görüntüsünü alıyorlar. Bambaşka yerlerde görüntülerle veriyorlar. Resmen o zannediyorsunuz. Ben mesela öyle diye izledim. Bu Tom Cruise diye izledim. Bambaşka bir meğerse şeyle, yapay zekayla, işte evet, o teknolojiyle inanılmaz üretilmiş bir şeymiş. Alakası yok. Şimdi teknoloji bu boyuta geldi. Bu devirde görüntülü videolar olsun, ses kayıtları olsun, bunların artık bana göre hükmü kalmadı. Dolayısıyla buradan herhangi bir A veya B partisine ya da muhalefete ya da iktidara bir şey çıkmaz. Huzur yere ortalığı gelen. Peki. Onun için yani böyle bir şeyde ne yapılmış olabilir? Kandil'le görüşme veya bilmem HDP'yle pazarlık. Ya o konuda zaten bir takım iddialar var. Bir takım açıklamalar var. Seçmenin de bir takdiri var. Yani seçmen o konuda bir görüşü var zaten. Artık bunu videolandırmaya, ses kaydına filan. Bence bu aşamada, bu seviyede çok yanlış bir yaklaşım olur. Benim peki kanaatim. Yani özetle teknolojinin geldiği nokta zaten ortada. Yapay zekasını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Üzerine bir de Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapmış. Bunun ortaya çıkmasının seçmende hiçbir karşılığı olmaz, olmayacaktır diyorsunuz. Doğru evet, mu? Evet, kimse inandıramaz. Bakın ben mesela bazı arkadaşlara soruyorum ya da akrabalarıma. Diyor ki diyor bunu diyor uydurmuşlardır falan. Yani insanlarda belli bir şartlanma zaten oluşmuş. Muhalefet oy verecek. Muhalefet oy verecek. İktidara oy verecek olan kişi de iktidara oy verecek. Bunu bu tür yöntemlerle değiştiremezsiniz. Ancak canlı yayınlardaki konuşmalarla bazı şeyleri tesir edebilirsiniz. Peki. Var mı Özel Bey sizin buraya eklemek istediğiniz ya da Hakan Bey'e sormak istediğiniz hayır seçmen üzerinden? Ya Hakan Bey'e yok. Pardon, hayır dedim ama şunu sorayım. Şimdi bu eski Adalet Bakanı'nın adaylığı ile ilgili CHP ve Kemal Bey'i eleştiriyoruz ama onu listeye koyan, milletvekili olmasına karar veren isim aslında Ali Babacan. Ali Babacan'ın bir süredir Türklükle ilgili, Türklüğün tanımı ile ilgili. Oraya da ayrıca geleceğiz o başlığa da. Tamam, yani sorun var mı dediniz. Bu Türklük tartışmasının seçmeni nasıl etkilediği kısmını hakikaten çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de miyim bravo ya. Özellikle ya ben konuya parmak bastı. Hemen kısaca söyleyeyim. Çok kısaca alayım o zaman çünkü onun yeri ileriki dakikalarda. Buyurun. Hayır, o kadar enteresan bir şeye değindi ki. Ya Deva Partisi bir ara 2.8'lere çıkmıştı. Yani ben hatta bu dediğim 2-3 ay önce. Şimdi süreyi hatırlamıyorum da yani belki hatırlarsınız o zamanki anketlerden. Siz de görmüşsünüzdür. Yani 2.5-3'lerde çıkmaya başlamıştı Deva Partisi. Ne zaman ki bu Türklük lafı, sadece bakın tek bir laf. Ya tek bir laf. Hani diğer yaklaşımları değil. Çünkü Ali Babacan'ın kibar ve beyefendi bir üslubu var. Beğenilen bir insan. Şimdi o üslupla bir noktaya gelmiş, 2.5-3'lere ulaşmış. Bir kelimeyle Deva Partisi'nin kaderi değişti. Türklük kelimesini çıkaracağım dedi. Birdenbire anketlerde ben 0.91 görmeye başladım. Eminim kendilerine giden anketlerde de, kendi güvendikleri şirketlerin anketlerinde de 2'yi bulan anketleri yoktur. Bu tamamen Türk kelimesiyle oldu. Hatta şöyle bir hatırlatma yapayım. 25 yıl önce filandı siyasete giriyordu. Çok ünlü bir iş adamımız. Bir kelime etti, bir cümle. Birdenbire mesela anketlerde daha partisini yeni kurmuşken 3-3.5 gözüküyordu. Bir kelimeyle hatta Atatürk ve Peygamber Efendimizle ilgiliydi. Dolayısıyla bir cümleden dolayı birdenbire siyasete giremeden sıkıntı oldu. Bazen bir kelime, bir cümle. Abdülkadir Bey hatırlar. Belki Özay Bey de hatırlar. İsmail Bey de hatırlar. Evet, bir şey ekleyeyim. Cem Boyner'i kastediyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle.
Evet, Cem Bayram. Hakan Bey 4 Ocak 2023 tarihinde, aynen Hakan Bey 4 Ocak 2023 tarihinde Ali Babacan Türklükle ilgili ilk açıklamasını yapmış. Zannediyorum ondan sonra sizin dediğiniz, yani aynen, ocağa kadar anketlerde 2.3, 2.4'e kadar çıkmışken aşağı inmeye başladı. Ama şimdi devam ediyor, yine söyledi. Şimdi yine söyledi Ali Bey. Yani ben de şunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar oy kaybettiren bir şey... 0.4'e düşmüştü, şimdi 0.1'e düştü. Peki şöyle yapalım. Dediğim gibi bu ilerleyen dakikalarda geleceğimiz konu başlığı ama izleyicilerimiz için de şunu aktarayım. Sayın Babacan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programında anayasanın 66. maddesindeki Türk vatandaşlığı tanımını değiştireceklerini açıklamıştı. İşte bu anayasadaki vatandaşlık tanımı çok dar ve dışlayıcı ifadesi vardı. Bunu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. İsmail Bey, size de şunu sormak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu... Semih Hanım, bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Sayın Bayrakçı da söyledi. Dedi ki bu tip işte kaset operasyonlarıyla, algı operasyonlarıyla, iftiralarla artık bu dönemin siyaseti şekillenmez dedi. Aslında şekillenmemesi lazım. Evet, ama söz konusu parti Cumhuriyet Halk Partisi olduğu zaman siyaset şekillenmiyor. Ama Memleket Partisi olunca bizim üstümüzden yapılan bu algı operasyonları, bu manipülatif siyaset oldukça da siyaseti şekillendiriyor ne yazık ki. Yani buna insanlar Twitter'da gördükleri zaman, sosyal medyada gördükleri zaman, medyada gördükleri zaman inanıyorlar. Bizim partimizden olan istifalar medya kanallarına düşüyor. Ben her yere, gördüğüm her yere müdahale etmeye çalışıyorum tek başıma. İşte telefon açıyorum, bu haber doğru değil diyorum. Ondan sonra trollendik diyorlar. Gazetelere dava açıyoruz, söylüyoruz bu yaptığınız haber doğru değil diyoruz. Aa, kaldırdık diyorlar, trollenmişiz diyorlar. Habere bastığınız zaman içeriğini göremiyorsunuz ama o haber hala orada duruyor. Ve bu şekilde bir algı operasyonu yürütülüyor. Şimdi bir partiyi boğma yolu, bir partiyi eritme yolu haline geldi bu algı ve manipülatif siyaset. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğu zaman bunu yapmak daha zor. Çünkü medya kanalları var, sosyal medyada daha güçlüler. Farklı kanallardan yürüyorlar, hazine yardımları var. Bunun dışında seçim yardımı alıyorlar. 11 tane büyükşehir belediyeleri var. Ama söz konusu olan parti Memleket Partisi olduğu zaman bu algı siyasetinin, bu manipülatif siyasetin gayet de güzel yürüdüğünü görüyoruz. Ben Twitter'da okuduğum yalan yanlış haberleri sokakta vatandaşın ağzından duyuyorsam demek ki bu siyaset tarzını yapıyorlar. Neden o zaman şimdiye kadar bütün siyasetçiler, bütün siyaset adamları, bütün gazeteler sustu? Tek bir kelime söylemediler. Demediler ki yapılan bu algı operasyonu yanlıştır. Bu siyaset tarzı yanlıştır. Bir genel başkana, bir cumhurbaşkanı adayına, bir partiye bu yapılmaz. Bu algı siyaseti doğru değildir. Neden kimsenin ağzından duyamadık? Neden duyamadık? Neden hiçbir Abdülkadir Bey'i ayrı tutarım? Neden hiçbir köşe yazısında bunlar yazılmadı? Sayın İnce'nin uğradığı iftiralar, bizim partimizin uğradığı iftiralar neden yazılmadı? Neden kimse arkamızda durmadı da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğu zaman bu algı siyaseti belirleyemez siyaset tarzını diyorlar? Bunlar yapılırken, bunlar bu tip algı siyaseti, bu tip kirli siyaset yapılırken, Özal Bey size söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ben genel olarak konuşuyorum. Yok, ben, hani ben İsmail Bey de lütfen üstüne alınmasın. Kimseye karşı değil söylediklerim. Ben genel olarak konuşuyorum. Anladım. Peki. Hakan tamam, Bey buyurun. Tamam, teşekkür Demir ederim. Hanım, çok sağ olun. İpek Hanım, bir Hakan Bey de duyalım mı? Hakan Bey çok pardon. Tamam, bir son cümlemi söyleyip bunu bitireyim. Biz tek başımıza ama savaşmaya çalışıyoruz. O yüzden ben şimdi bütün medya kanallarına... Yok, ya bütün medya kanallarına, bütün köşe yazarlarına, bütün cumhurbaşkanı adaylarına, bütün siyasi partilere ve bütün siyasetçilere buradan çağrı yapıyorum. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi üstündeki algı siyasetini eleştiriyorsanız, lütfen yarından itibaren Memleket Partisi üstündeki bu algı siyasetini, bu kirli siyaseti de eleştirin, hep birlikte mücadele edelim diyorum. Teşekkür Peki. ederim. Hakan Bey buyurun. Şimdi Semih Hanım, İpek Hanım. Buyurun. Ben 1987 sonunda 88'de kurdum Sonar Araştırma Şirketi'ni ve
Demek ki 36 yıl, evet 36 yıldır siyaseti gözlüyorum. Delikanlıyken de meraklıydım ama mesleki olarak 35-36 yıldır bu işin içindeyim. Ben Sayın İnce'ye ve sizin partinize 36 yıldır gözlemlediğim siyasette size, Sayın İnce'ye ve partinize yapıldığı kadar haksızlık ve taarruz, dinç taarruzu yapıldığını 35 senedir görmedim. O kadar ki Ankara'da çok doğru. Sayın Melih Gökçe'nin aday olduğu ve DSP adayıyla CHP adayının gerçekten 20'şer, böyle 20 küsur biri, 20 küsur biri alıp Sayın Gökçek'in kazandığı mesela seçimde bile hani oradaki çok bariz böyle tam oylar bölünmüş. Bir tabloda bile ki bunun gibi 50 sefer benzeri olay oldu ama size taarruz edildiği kadar bir olay ben hatırlamıyorum. Bunu hem siyasal gözlemci olarak söylüyorum hem de bir sade vatandaş olarak söylüyorum. Gerçekten sizin için çok üzüldüm ve üzgünüm. Açık söyleyeyim ama uğradığınız tüm haksızlıklar 14 Mayıs gecesi sabaha karşı 2 itibarıyla ortaya çıkacak. Sadece bunu söylüyorum. Devamını getirmiyorum. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun Hakan İsmail Bey. Teşekkürler.